Değerli arkadaşlar, kentsel dönüşümün 3 ayağı var. Kentsel dönüşümde birinci ayak yapı müteahhitleri ise, ikinci ayak hak sahipleri ise, üçüncü de belediye. Bunlar bir arada organize bir şekilde, senkronize bir şekilde eğer ki iyi çalışırlar ise kentsel dönüşüm projeleri çok hızlı bir şekilde devam edip sonuçlanabiliyor. İnşallah Kayseri'mizde de, Koca Sinan'ımızda da bu noktada güzel sonuçlar ortaya çıkacak. Bir diğer taraftan da kentsel dönüşüm, şehirlerin yenilenmesi, çağa uyması, modern yapılaşmanın imkanlarının sunulabilmesi açısından bizler için iyi bir imkan, iyi bir fırsat. Kayseri'mizden, Kayseri'yi bilen, şehrimize 20 yıl hizmet vermiş, belediye başkanı olarak, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hizmet vermiş Sayın Bakanımızın, bakan olarak da, Çevre Şehircilik Bakanı olarak da bu projelerdeki yaklaşımı herhalde bizim açımızdan doğru bir fırsattır, iyi bir fırsattır. Biz bu fırsatı iyi kullanmamız gerekir diye düşünüyorum. Fırsat dememdeki şey şu: biz buradaki bir kentsel dönüşüm bölgesi ilan edip karar aldığımız zaman Sayın Bakanımız şimdiye kadar sağ olsun her gittiğimiz projede çok hızlı bir şekilde bu işlerin yürümesi, gerek kendi bakanlığında gerek bakanlar kurulundaki onayı ve arkasından Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı sürecinde de hakikaten biz her zaman ön açıcı tavrını gördük. Bu noktada da yeri gelmişken ona teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyorum. Kentsel dönüşüm yapmış olduğumuz her yerde bu işin bir sosyal ayağının olduğunu, yapılacak dönüşümün sosyal bir dönüşüm olduğunun farkındayız ve buna göre hareket ediyoruz. Ve herhalde yapılan kentsel dönüşümleri şehirde yaşayan kime sorarsanız, Gazi Osman'da yapılan kentsel dönüşümün, Ahyevran'da, Seyran'da yapılan kentsel dönüşümün, Ziya Gökalp'te yapılan kentsel dönüşümün gerekli olup olmadığı ile ilgili hiçbir şekilde fikir ayrılığı yoktur. %100 fikir birliğiyle yapılması gerektiği ile ilgili şehirde yaşayan herkesin muhakkak ki bir ittifakı vardır. Ve bu noktada şehrin değişip dönüşmesi, bu bölgenin dönüşmesi sosyal manada şehire de bir kazanç sağlayacağı için herkesin bir ittifakı vardır. Biz iddia ediyoruz, üzerine basa basa söylüyorum, İnşallah Koca Sinan bölgesinde yatırım yapanlar hep kazançlı çıkacaktır. Bundan sonrasında da sizlere cazip bölgeleri, şehre hizmet edecek cazip alanları sunduğumuz noktasında da birazcık da iddialıca birkaç kelam etmekte gerekir diye düşünüyorum. Şehrin kazanacağı bir proje olsun, bu memlekette yaşayan insanların kazanacağı bir proje olsun, o projeyi her daim omuzumuza alırız, bu şehir için, burada yaşayan insanlar için emek veririz, gayret gösteririz. Nihayete erdirmesi için de elimizden geldiğince çaba içerisinde bulunuruz. Bize ortamı sağlayan çok değerli Koca Sinan Belediye Başkanımız ve meslektaşımız, aynı zamanda inşaat mühendisi olan, sektörün içinden gelen, eskiden bir STK'cı olan, en azından derneklerde yöneticiliği yapmış, bizim halimizi çok iyi bilen başkanımız böylece bizi bir araya getirdi. Bana da bu onuru verdi, birlikte size hitap etme onuru. Bunun için de kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Tabii Koca Sinan Belediye'miz gerçekten bu şehrimizin en büyük ilçe belediyelerinden birisi de demeyelim, metropol belediyelerinden birisi. Ve işi gerçekten tecrübeli bir kadroyla yürütüyor. İçerisinde çok değerli, gerçekten bu işi çok iyi bilen bir ekip de var. Sizlerden sağ olsun başkanım daima kapısı açık. Sevgili başkanıma ve burada emeği geçen herkese teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.